Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın süvari yarbayı olan babası gibi asker olmak için Kuleli Askeri Lisesi'ne girdiğini, annesinin okuduğu ilahilerin etkisiyle şiire yöneldiğini, 13 yaşındayken Yeni Adana Gazetesi'nin öğrenciler arasında açtığı yarışmada armağan kazanarak ilk hikayesini yayınladığını, piyade subayı olarak göreve başlayarak Doğu ve Orta Anadolu'nun Trakya'nın birçok yerini dolaştığını, orduda 15 yıllık hizmeti doldurunca ön yüzbaşı iken askerlikten ayrıldığını, İstanbul Aksaray'da kitap adını verdiği kitap evini açarak yayıncılığa başladığını, her gün bu kitap evinin camlarına bir şiirini asıp gelene geçene okuttuğunu, 1946 yılında CHP'nin düzenlediği ve Cahit Sıtkı'nın birinci, Atilla İlhan'ın ikinci olduğu şiir yarışmasında Çakır'ın Destanı ile üçüncü olduğunu, ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya ve ikinci kitabı Çocuk ve Allah ile ünlendiğini, içimde şiir hayvanı var diyerek 30 binden fazla şiir yazdığını, yılda 4-5 şiir kitabı çıkardığını, onca şiir yazmasına rağmen kendini tekrar etmekten kaçınmayı başaran ender şairlerden biri olduğunu, Türkçem benim ses bayrağım diyerek Türk diline önem verdiğini, 1967'de ABD'deki Milletler Arası Şiir Forumu tarafından en iyi Türk şairi seçildiğini, uzun yıllardır Kadıköy'de adını verdiği sokakta yalnız yaşadığını, 76 yıl boyunca şiir yazdığını ve 94 yaşında aramızdan ayrıldığını biliyor muydunuz? Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken, neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. İnsan dallarla, bulutlarla bir, ayrı maviliklerden geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir? Yaşamak bu kadar güzelken.